Efendim 5 Ocak 2018 bugün, evet, yeni yılın ilk cuma günü bugün 5 Ocak 2018. Her zaman olduğu gibi iş dünyasından haberlerle, ekonomideki önemli gelişmelerle, evet, iş dünyasının nabzını, ekonominin kalbini, evet, söylemiştik bu programda atacak. İş dünyasının nabzı da, ekonominin kalbi de. Efendim piyasalara gideceğiz. Piyasalar 5 Ocak 2018 cuma günü, yani bugünü hangi rakamlarla görmüş, bir göz atacağız. Borsa İstanbul Üzeri Endeksi ile başlayan, dolar ile, euro ile devam eden, çimento, demir ve çimento ile son bulan o tablomuz geldi. Bugünü Borsa İstanbul Üzeri Endeksi 116.456 seviyesinde görmüş, 0.84 birimlik yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Borsa İstanbul Üzeri Endeksinde dolar 3.74 bandında 0.1 birimlik yukarı yönlü bir hareketi var. Doların euro 4.50 bandında 0.38 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu euronun. Efendim altının onsu 1316.18 seviyesinde 0.52 birimlik aşağı yönlü bir hareket gözümüze çarpıyor altının onsunda. Ham petrolün varil fiyatı olan Brent petrol 67.56 seviyesinde 0.75 birimlik aşağı yönlü bir hareket söz konusu Brent petrolde. Demir 2.63 seviyesinde 0.16 birimlik aşağı yönlü bir hareketi var demirin, TL birim bazlı olarak. Çimento'da haftalardır 0.70 seviyesinde, hala o seviyede kalmaya devam ediyor demir ve çimento. Rakamlar değişken borsanın, evet, kapanış saati henüz değil ama bizim bültenimiz tam bu saatlere denk geldiği için bu rakamlar değişken. Bu rakamları yorumlamak üzere Bülent Bey'e alo demek, özür diliyorum, Cüneyt Bey'e alo demek istiyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diyelim. Cüneyt Paksoy'a, hattın ucundaysa kendisi. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Hasan Bey. Efendim rakamlar böyle. 5 Ocak 2018 cuma gününü bu rakamlarla görmüş Cüneyt Bey. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Valla günün en önemli haber akışı global tarafta ABD para dışı istihdam datasıydı. Evet. Önemli bir veri çünkü Fed'in aksiyonları dahil, global piyasaların manevraları dahil bütün unsurları etkileyen önemli bir veri. Aslında manşet tarafta, yani ana veri düşük, yani beklenenden düşük geldi. Bu tabii pozitif algılandı. Evet. Ve bu bir dönem daha global piyasaların, dün de söyledik, her zaman söylüyorum, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin düşüklüğüne bağlı olarak manevra alanının devam etmesi anlamına gelecek. Çünkü bugün veri eğer çok kuvvetli gelseydi, bu dolar endeksi ve ABD faizlerini yukarı yönlü sert bir şekilde tetikleyen bir veri olsaydı şu an farklı cümleler kuracak durumdaydık ama neyse ki düşük bir veri aslında moral de oldu piyasalar için. Ama alt kırılımlarında uyarılar var. Dün de söyledim. Önümüzdeki dönem aslında birçok şeyin değişme itibarını taşıyor. Çünkü hala işsizlik 4.1. Yani evet. 2008 krizinden önceki modunda Amerika'daki işsizlik büyüme devam ediyor. Bir enflasyon, o da yavaş yavaş adım atabilir. Bunun verdiği moral borsaya yansıdı. Borsa bugün %1 üzerinde bir yükselişte devam ediyor. Zaten biz yükseliş trendi içinde olduğumuzu hep söylüyoruz. Evet. 118.500 hedefte, önümüzdeki hafta bu hedefi geçersek 120 bin lira doğru bir hareket mümkün hala. 115 yeter ki geçilmesin demiş. Nitekim bu düzeltmede de geçmedik izlediğimiz kadarıyla. Dolar TL'de de 3.73'ler test edildi bugün. Veri sonrası 3.75'lere geldik ama 3.74 civarında. Yani orada da 3.70'in altı ancak dava sonucu nihai gelişimiyle mümkün olacak gibi. 3.80'in üzeri de pek görülmeyecek gibi mevcut şartlarda günü böyle pozitif bitiriyoruz diyebiliriz Hasan Bey. Peki Cüneyt Bey, bugün açıklanan rakamlar vardı. Dünyanın borçluluk oranı artış gösterdi. Rakamlar böyle diyor. Bu borçlulukları düşündüğümüzde dünya nereye doğru gidiyor efendim? Hem finansal hem ekonomik manada neler söylemek istersiniz? Valla çok önemli bir soru. Belki de günün en önemli manşeti aslında. Evet. Tarım dışı datasından da önemli. O bir veri. Sadece bir veri. Ama burada gelinen rakam ürkütücü, korkutucu. Dünyanın toplam borcu 233 trilyon dolar. Evet. Yani dünya ekonomisinin bütün öğelerini, bütün ülkeleri, bütün kurumları, bütün bankaları, merkez bankalarını hepsini bir araya koyun. Devamlı artan bir borçluluk oranı ve bu borçlulukla savaşmaya çalışan dünya ekonomisi. Şimdi daha çok uzun bir süre biz büyük merkez bankalarının, Fed başta olmak üzere, yani Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Çin, Japonya ve diğer bütün merkez bankasının koordineli olarak masada kalacağını gösteren bir tablo. Çünkü bu borç ancak iki türlü ödenir Hasan Bey. Ya dünya büyür, beklentilerin üzerinde büyür, herkese iş, aş ortamı sağlanır bu global ölçekte ve yavaş yavaş eğilir bu borç, ya da
başka türlü bir durumda herkes masaya oturur. Borç azaltımı veya borcun vadesinin uzatılması global ölçekte konuşulur. Başka türlü bu borcun çevrilmesi mümkün olmayacak boyutlara doğru ilerliyor. Yani dilemiyoruz, söylemek istemiyoruz ama dileriz dünya bu işi kendi etiği içinde, kendi disiplini, kendi dinamikleri içinde çözer. Yoksa belki de dünyadaki olası soğuk veya sıcak savaş ihtimali tetikleyecek en büyük başlık budur. Bunu ara ara da sizle konuşacağız, anlatacağız Hasan Bey. Evet Cüneyt Bey, içinde Merkez Bankası geçen cümlelerle cevap verdiniz. Merkez Bankası ile ilgili bir açıklama var. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2017 yılında 107.7 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar nasıl? Döviz rezervleri yeterli olur mu? Bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim? Şimdi döviz rezervlerinin yeterliliği görece bir kavramdır Hasan Bey. Yani evet. Yeri gelir bunun çok üzerinde bir rakam da yetmez. Yeri gelir böylesi bir rakam bütün bir seneye, hatta önümüzdeki döneme de yetebilecek bir döviz rezervi olarak düşünülür. Önemli olan arz talep dengesidir döviz tarafında. Evet. Tabii ki isterdik biz Merkez Bankamızın bir miktar daha döviz biriktiriyor olmasını. O tabii şu açıdan önemli. Dışarıdan baktığınız zaman siz Merkez Bankası kasasına ne kadar çok döviz görürseniz bir yabancı yatırımcı olarak o kadar daha rahat olur. Evet. Yatırım yaparsınız. Evet. Çünkü çıkışınız da o derece güçlü olur ama Merkez Bankamızı dengeleyen başka bir faktör var. O da bireylerin yaptığı yatırım. Yani döviz tevdiat hesapları olarak gördüğümüz döviz hesapları bireylerin ve kurumların Merkez Bankası'na yardım, hep söylüyoruz regülatör görevi gören bir unsur. Oradaki bireylerin 140 milyar dolarlardan devamlı arttırarak rakamı 170 ve üzerine doğru kaşırmaları aslında hani bir yandan ekonomideki durgunluğu körükleyen ama bir yandan da regülatör ve swap görevi gören ve Merkez Bankası'nın rezervi dengeleyen bir unsur. Evet. O açıdan hani bizim için önemli olan şudur. Arz talep dengesi dövizin talebi noktasına artmadıkça, Merkez Bankası adımları yeterli oldukça, döviz tevdiatlar yukarı çıktıkça, bozuldukça problem yok. Bunların tersi oluyorsa zaten o zaman o günkü yorumumuz da farklı olur Hasan Bey. Evet efendim, son olarak Euro bölgesiyle alakalı yine 2017 rakamları açıklandı. 1.4'lük bir artış var. Türkiye'de sizinle çoğunlukla enflasyonu konuşuyoruz zaten efendim. Euro bölgesiyle kıyasladığımızda ülkemizi nasıl bir tablo görüyorsunuz? Vallahi Hasan Bey, net ifade biz azaltmaya çalışıyoruz, onlar arttırmaya çalışıyorlar. Evet. Çünkü sıcak, büyük, gelişen bir ekonominin ana göstergesi, ısınan bir ekonominin ana göstergesi enflasyon verisidir. Evet. Avrupa bir türlü kalıcı büyümeye ulaşamadığı için enflasyon da gelmiyor. Bu da onları rahatsız ediyor. Evet. Bizde de çeşitli unsurlarla hem büyüme etkisi hem kur ve faiz etkisi vesaire sebeplerle yükselen enflasyon. Aslında o veri güzel. Neden derseniz Avrupa Merkez Bankası daha uzun bir süredir bu masada kalmak zorunda kalacak. Enflasyon normalleşene kadar, büyüme kalacağına gelene kadar bu bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için iyi. Ama bizim evet. için önemli unsur, biz enflasyonu kesinlikle düşürmek zorundayız. Ama ana politikamız bu olmalı. Bunun için gereken neyse de yapmalıyız. Çünkü Türkiye'nin hak ettiği enflasyon ortamı bu değil. Hepimizi fakirleştiren bir sorun. En az kuru yükselişi kadar enflasyon. Orada evet. da hedef ortalama vadeli hedef olan %5'lere doğru ilerlemek ama en azından ilk etapta bir onlara geçip sonra altına inmek bile başarı olacak. Biz de onu bekliyoruz açıkçası. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar Cüneyt Bey. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar Hasan Bey. Kolay gelsin. Efendim Cüneyt Bey'in yorumları bu şekildeydi. İş ve ekonomi devam ediyor. Bugünkü bültenimiz, yani kısa bir araya gideceğiz. Reklamdan sonra sizi çok dolu bir ekonomi haber akışıyla buluşturacağız. Zira faizsiz bankacılıkla başlayacak bültenimiz. Evet, İran'la ilgili bir gelişme var. Yine gayrimenkul sektörüne dair bir gelişme de yine yer buluyor. Efendim Türk Akımı projesiyle ilgili bir haberle devam eden, yine Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir yurt dışı gelişmesiyle son bulan bir ekonomi haber akışı, evet, sizlerle olacak. Tabii hepsi, tamamı, hepsini de yorumlayacağız ayrıca ekonomi müdürümüzle. Tüm bu gelişmeler kısa bir aranın ardından Akit TV ekranlarında olacak.
Efendim bugün 5 Ocak 2018, bugün günlerden Cuma, iş ve ekonomi devam ediyor. İş dünyasından haberlerle, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Dolu bir ekonomi bülteni var. Bu bülten içerisinde yer alan haberleri bizler için yorumlayacak kıymetli bir isim var stüdyomda. Ekonomi müdürümüz Sayın Uğur Küçük burada. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Hasan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Evet, kendisi bizler için haberlerimizi, ekonomik gelişmelerimizi yorumlayacak. İlk ekonomik gelişmemiz efendim faizsiz bankacılıktan hemen aktaralım. Türkiye'de faizsiz bankacılık gelişmeye devam ediyor. Vakıf Katılım Bankası bu yıl şube sayısını 58'den 100'e çıkararak 400 yeni istihdam yaratmak istiyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bu yıl Türkiye'nin farklı noktalarında açacakları şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Göktaş, geçen yılın Kasım sonu itibariyle 14.935 kişiye istihdam sağlayan katılım bankacılığının topladığı fon miktarının 2016 sonuna göre %27 artarak 106 milyar 640 milyon liraya ulaştığını belirtti. Göktaş, aktif büyüklüğün ise 160 milyar 490 milyon lira olduğunu, bu başarılı performansın bir yansıması olarak reel sektöre desteğini de sürdüren katılım bankalarının aynı dönemde 108 milyar 907 milyon TL fon kullanımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'deki katılım bankalarının karlılık oranlarının küresel sektör ortalamasının üzerinde seyrettiğini ifade eden Göktaş, hükümetimiz tarafından katılım bankacılığından önemli başarılar beklendiği aşikar. Katılım bankalarının bu beklentiyi karşılamak için salt büyümesi yeterli olmayacaktır. Büyümenin önümüzdeki birkaç yıl konvansiyonel bankalardan çok daha fazla olması ve müşteri tabanının yaygınlaştırılması bu beklentilerin karşılanması için vazgeçilmez koşul durumundadır diye konuştu Sayın Göktaş. Evet, bir faizsiz bankacılık haberiyle programa giriş yaptık sevgili Akit TV izleyicileri. Bu konuyu konuşalım ekonomi müdürümüzle. Biz burada bir başka faizsiz bankacılık modeline de yine bir başka banka yöneticisiyle konuşmuştuk. Siz neler söylemek istersiniz? Hasan Bey, vakıf katılım özelinde bir haber sizin verdiğiniz şu anki konuştuğumuz. Ama biz burada genel olarak katılım bankacılığını konuşursak, Türkiye ne kadar bu konuda geç kalmış olsa bile hızlı ilerliyor. Evet. Sayın Vakıf Katılım Genel Müdürü ne diyor? 2017'de bir önceki yıla göre %27'lik bir büyüme. Çok ciddi. Yani evet, çeyrekten daha fazla bir büyüme kaydetmiş rakamsal olarak. Evet. 100 şubeye de ulaşacağız diyor. Bu neyi gösteriyor? Biz sizinle sürekli burada konuşuyoruz. Katılım bankacılığı, faizsiz, diğer adıyla faizsiz bankacılık Türkiye'de gelişmeye devam edecek. Evet. Ve bunlar geliştikçe körfez sermayesini, o İslami sermaye dediğimiz körfez sermayesini daha fazla da çekecektir. Güzel gelişmeler. Evet, peki. Böyle teşekkür ediyoruz. Edebiliriz. Efendim bu gelişmeden bizim program olarak ilgilendiğimiz gayrimenkul sektörüne götürüyoruz sizi. İstanbul'un getiri potansiyeli en yüksek 50 konut projesinden biri olarak gösterilen Moment İstanbul 2018'e karlı bir kampanya ile girdi. 2017 fiyatlarını yeni yılda da sürdürme kararı alan AC Yapı'nın projesinde 3.990 TL peşinat ödeyerek ev sahibi olunabiliyor. AC Yapı tarafından İstanbul'un en hızlı gelişen bölgesi Kartal'ın merkezinde konumlandırılan proje 44 katlı 2 kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. Moment İstanbul anlaşmalı kurumlarla kişiye özel ödeme planı sunuyor. Adalar manzarası, estetik mimarisi ve sosyal donatılarıyla bölgeye değer katan Moment İstanbul'da geniş ve ferah bir tasarıma sahip 1+1'den 4+1'e kadar uzanan çeşitte residence ve home office alternatifleri yer alıyor. Yüksek tavana sahip geniş ve ferah daireleriyle ayrıcalık sunan projede dairelerin büyüklükleri ise 74 metrekare ile 314 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Evet, önemli bir gayrimenkul projesi. Buna da birkaç cümle istirham edelim. Güzel bir gelişme, ne dersiniz efendim? Hasan Bey, şimdiye kadar gayrimenkul ne dedik? Ülkenin ekonomisi olarak. Lokomotifi dedik lokomotif bazen. Ekonomisi, ekonomide lokomotif olarak süre gelmiş bir sektördü. Şimdiye kadar böyle gitti. Fakat bunu daha önce de konuştuk sizinle. Dün konuştuk sanırım. Ne dedik? İmalat sanayi ve teknoloji artık ön plana çıkacak. Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları bunu gösteriyor. Fakat hala inşaat projeleri bu şekilde devam ediyor. Bunlar da iyi gelişmeler, yatırımlar sürüyor. Bu da bir yatırımdır. Evet. İyi gelişmeler, bir süre daha inşaatla gideceğiz gibi görünüyor. Peki, AC Yapı'ya da başarılar dileyelim efendim. Aynen öyle.
Evet, şimdi sizleri yine bir İran'la ilgili gelişmeye götürüyoruz efendim. Oradaki siyasi gelişmeler tabii ki ekonomik sonuçlar da doğuruyor. Onlardan bir tanesi İran'da mağazası bulunan Türk markaları yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Markalar İran'da yaşanan gerilimin bir an önce son bulmasını ve şu an için planlarında bir değişikliğe gitmediklerini belirtti. İran'da mağazası bulunan markalar şu an için bir endişe duymuyor. İran'ı yakından takip ettiklerini söyleyen markalar şu an için İran'la ticaret yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Toplam 41 Türk markası ve 200'ün üzerinde de Türk mağazasının bulunduğu İran'daki markalar yaşanan olayların çözüme kavuşacağına inanıyor ve İran'la ticarete devam edeceklerinin altını çiziyorlar. Açıklamayı yapan şirketler arasında Orca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, LCV ve Tudors Gömlek gibi perakende markalarının temsilcileri de bulunuyor. Efendim, İran'la ilgili bir gelişme de bültenimizde yer buldu. Tabii ki bu siyasi gelişme ekonomiyi epey bir etkileyeceğe benziyor. Ne dersiniz Uğur Bey? Yani şimdi İran komşumuz politik olarak ya da ne diyebiliriz, sosyal olarak kaotik bir durum yaşıyor. Türkiye'nin de zaman zaman içinden geçtiği durumları yaşıyor. İçeriden bir dış güdümlü bir hareket var. Ama biz ekonomik olarak ilişkileri geliştiriyoruz. Dün de dedik bu tür şeylerle mi komşuluk gelişir? Aslında İran bunları daha önce yapmalıydı. Evet. Fakat bu tür durumlarla sanırım kim yanında kim değil, kimle ilişkiyi askeri, ekonomik ya da siyasi olarak geliştirmeliyim diye görüyor. Siz de daha önce ne verdik biz? 2000 tır yumurta gidecek. İlk gelişme oydu. Sonrasında gelişme. Bugün bir gazeteci... Erkek giyim firmaları ağırlıkta. LCY2 var. Evet. Orca Holding var. İşte Damat Tudor vesaire gibi. Var. Tudor Gömlek var. Şimdi bu tür markalar, perakende markalar dış pazarlara ilk Türk ekonomisinin şeyi olarak, bayraktarı olarak giden insanlar. Biz bunlarla zaman zaman gidiyoruz da, görüşüyoruz da. İran'da AVM açmayı düşünüyorlar. Tamamen Türk markalarından oluşan. Suriye'de bir AVM vardı, o savaş dönemi öncesi. Türklerin kurduğu. Irak pazarında keza, Kuzey Irak'ta. Bunların hepsi Türklerin, özellikle bu perakende, sizin saydığınız perakende markaların yaptığı gelişmeler ya da hamleler. Aynen öyle. Şimdi İran'da da bu planlanıyor. Bu kriz bunu etkileyecek, muhtemelen tetikleyecek ve hızlanacaktır. İran'da Türk AVM'si ya da Türk şirketlerinin sayısının artması, sayıyı da verdiniz. 41 Türk markası var şu an. Bunlar perakende. Biz başka alanlarda da gireceğiz. Mesela bilişim konusunda İran'la büyük işler yapılabilir. Birçok şeyde de, tarımda da keza öyle. Fakat burada benim dikkat çekeceğim bir şey var. Bu haberi bir Türk gazeteci yapıyor. Biz yine her ne kadar biz eleştirilsek de Türk basını, yine Türk basını yapıyor. Şimdi bu ülkede bununla alakalı ekonomi bürokratları var. Politikacıların dışında think tankler var Türkiye'de. Sayılarını şey yapamayız burada, tezahür edemeyiz ama siz de ben de birkaç tane sayabiliriz en azından. Böyle kaotik durumlarda bunlar ne iş yapıyor? Neden biz bilgi almıyoruz bu kurumlardan, kuruluşlardan? Ya da sağlıklı bilgi alabilecek şey yok mu, kuruluş? Şimdi think tank, biz burada bu haberleri bir gazeteciden aldık verdik ama Türkiye'de düzgün çalışan, işleyen bir think tank olsa, bu verileri bize sunsa, şu an İran'da bu oluyor, dün böyleydi ve Türkiye'nin ilişkileri buradan buraya geliyor, önümüzdeki perspektifte bu olacak, biz burada sizinle daha sağlıklı yorumlarız. Ama ne oluyor? Yani ya bireysel Amerikan gazeteciler bakışıyla giden bir görüş var, ya İsrail ya da İran merkezli. Ben bu bültende hiçbirini kullanamam sizinle birlikte. Hiçbirini veremeyiz. Yani ne yapıyoruz? Biz kendimiz burada yorumlamaya çalışıyoruz. Ve politikacıların da dediği, bizim de dediğimiz önümüzdeki süreç İran'la daha iyi olacak gibi görünüyor. Onu belirtebiliriz. Peki efendim, biz de aynı temennileri paylaşalım. Umuyoruz ki tekrarı gelmez bu minvaldeki haberlerin İran'la ilgili. Efendim, şimdi İran'la ilgili haberimizden sizleri Türk akımına götürüyoruz. Epeydir Türk akımıyla ilgili bir haber de bültenimizde yoktu. Çünkü bir gelişme yoktu ama bugün var. Aktaralım. Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akımı projesi Mayıs ayında Türkiye kıyılarına ulaşacak. Türk akımı sözcüsü Ali Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerjisi
enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Dev projeyle ilgili Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Türk Akımı sözcüsü Esen, iki hattan oluşan projede ilk hattın Türk kıyılarına Mayıs'ta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talep bu dönemde ciddi derecede arttı. Bu da projenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor, dedi Sayın Esen. Projenin iki hattında toplam kapasitenin 31,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Esen, bunun 15,75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye'nin kullanımına açılacağını, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceğini söyledi. Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kısmı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini anımsatarak, 2019 sonunda ilk gazı Türkiye'ye göndermeden önce bu konuda da bir karar alınacağını öngörüyoruz. Avrupa'da Sırbistan ve Macaristan hükümet düzeyinde ilgi gösterdiler. Şu anda projeyi çevreleyen güzel bir hava var diyebilirim ifadelerini kullanmış Sayın Esen. Türk Akımı sözcüsü Sayın Aslı Esen. Evet, Türk Akımı ile ilgili de epeydir bültenimizde bir haber yoktu Uğur Bey. Neler söylemek istersiniz efendim? Ne diyor sizin verdiğiniz haberde? Mayıs ayına kadar Türkiye'ye ulaşacak. Çok önemli bir açıklama. Sadece bunu bir proje, doğalgaz projesi olarak değerlendirmeyin. Dünyanın stratejik o harita enerji koridorunu değiştirecek bir gelişme. Geçiş güzergahı olacak ülkemiz. Daha önce bu geçiş neredeydi? Ukrayna'daydı. Evet. Rusya Ukrayna ile o savaşı yaşayınca bildiğiniz savaştılar. NATO devreye girdi falan. Evet. Yani dünya savaşına giden bir sürece girdi iş. Ve Rusya dedi ki ben kardeşim Ukrayna'ya bundan sonra gaz vermiyorum. Ne yaparsanız yapın. Ukrayna da dedi ki o zaman buradan geçmez. Sen bana vermiyorsan buradan Avrupa'ya geçiremezsin. Ve Türk Akımı projesi bu şekilde ortaya çıktı. Bizim işimize yaradı. Bizim işimize yaradı. Bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek. Yani Ukrayna üzerinden giden şey tamam. Nihayetinde bunun mal sahibi ya da ürünün sahibi Rusya. Evet. Bizim gazımız değil ama bizden geçecek. Biz de sahiplerinden biri sayılırız. Burada Türkiye'nin çekincesi nedir? Kardeşim diyor ben sadece burada bir koridor, borunun geçtiği, boru hattının geçtiği bir ülke değil. Depolama alanı da istiyorum diyor. Bunu Yunanistan'da, Bulgaristan'da yapacağına bunu açık açık demiyorlar ama bir mevzu bu. Söyleyelim. Bulgaristan'da ya da Yunanistan'da yapacağına biz komşuyuz seninle, Türkiye'de yap. O yüzden bu süreç biraz sürüncemede kaldı. Sonrasında biliyorsunuz bir uçak krizi yaşadık. Adamların uçağını vurduk. Talihsiz bir süreçti. Sonrasında başka krizler oldu. Ama Rusya çok istekli. Dikkat ediyorsanız burada verdiğimiz haberlerde Türkiye tarafı hiçbir şey demiyor. Sürekli Rusya bunu yapıyoruz. Evet. Böyle olacak. Şu kadar süre içinde bu tamamlanacak gibi. Türkiye'nin demek ki hala çekinceleri var. Ama Rusya'yla stratejik anlamda işbirliği gelişiyor. O Amerika'yla olan stratejik ortaklık, model ortaklığa düştü. Sonrasında ne diyebiliriz? Düşmanlık değilse de bir çatışma hali devam ediyor. Ve Amerika bunu yaptıkça Rusya ile ilişkiler gelişiyor. Nükleer Akkuyu nükleer santrali. Şimdi Türk Akımı. Türk Akımı S-400 füzesi. Ya biz de domates satıyoruz ama bunu küçümsememek lazım. Evet. Zamanında biz bunlara limon verdik Rusya'ya. Evet. Ve adamlar bizde şu anki çok büyük Türkiye'nin en önemli demir çelik tesislerini kurdular. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Limon verdik. Şu, yani domatesi de öyle değerlendirebiliriz aslında. Evet, girişimde başlangıç oldu. Bağırtırsal bir değiş tokuş şu an onu demiyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Ama iki ülkenin ilişkileri bu kadar da derin. Yani ürünleri birbirine verip uluslararası doları, euroyu bypass edip de böyle bir yola da girebilirler. O yüzden bu projeler çok önemli. Evet, gerçekleşmesi durumunda 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasite. Hayli ciddi. Evet, ve şunu da eklemeliyim o notunuzdan sonra. Türkiye'nin bir sıkıntısı var. Türkiye'nin depolama alanı yok doğalgazda. Evet. Bu Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde hatırlayın Katar'dan gemilerle LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz getirmeye başladık. Sonra süreç çok barışma sürecinden sonra uzamadı. Fakat bizim şu an bir kriz olduğu anda
depolama şeyimiz yok, alanımız yok ve o gün vanalar kısıldığı anda o gün gazımız bitiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu durum nasıl? Zorunluluk birkaç hafta yetecek kadar şeyiniz olmalı, doğal gazınız. Tolere kriz anında. Tabii. Türkiye'de bu yok. Bu Türk Akımı vasıtasıyla bu depoyu da yaparlar diye umuyoruz. Bu da güzel olur. Zorda kalmamamız için depo önemli. Efendim inşallah detaylarda geçer bu depolama kısmı. Şimdi bu Rusya ile ilgili gelişmeden sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyoruz. ABD'de Citibank kara para aklamayla mücadelede kusurlu bulunarak 70 milyon dolar cezaya çarptırıldı. ABD Para Birimi Denetleme Dairesi Citibank'ın 2012'de tespit edilen kusurları hala düzeltmediğini bildirdi. Denetleyici Aralık ayının sonunda Citibank'a 70 milyon dolar ceza verdi ve Perşembe günü konuya ilişkin resmi duyuruda bulundu. Citibank'tan yapılan açıklamada bankanın tespit edilen endişeleri gidermek için gerekli adımları atmaya kararlı olduğu ifade edildi. Evet, yurt dışından bir bankacılık haberi. Efendim Citibank'ın da bununla ilgili adımlar atmaya giden bir şeyi var. Açıklaması, hamlesi var. Nasıl bir gelişme olarak görmek lazım bunu Uğur Bey? Şimdi bir marka veriyoruz burada, Citibank diyoruz. Bu Citibank dediğimiz kuruluş Türkiye'de de aktif olmuş. Global bir banka. Aktif bir banka. Uluslararası faaliyet gösteren. Biz kimseyi kırmak, üzmek, dökmek istemeyiz. Türkiye'de de ticari izinlerini almış, faaliyet gösteren, SPK'ya, BDDK'ya göre faaliyet izni olan bir kuruluş. Fakat şunu belirtelim. Amerika ve şu an biz hani Amerika ile bir kriz yaşıyoruz ya, Halkbank üzerinden. Onların farklı argümanları var, bizim farklı ve Halkbank'la bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bu sıkıntılar daha önce de yaşanıyordu. Türkiye ile değil, Avrupa Birliği. Marka vereceğiz madem konuşuyoruz. Avrupa Birliği Apple'a ceza kesiyor, Google'a ceza kesiyor. Amerika'da sen bana nasıl ceza kesersin diye ne yapıyor? İşte Ford'a ceza kesiyor. Pardon, Volkswagen'e ceza kesiyor. Avrupa Birliği şirketlerine ceza kesiyor. Böyle karşılıklı bir durum var. Şu an Türkiye'yle de ona girdi aslında. Bu biz hani yeni karşılaştığımız için çok büyütüyoruz. Gerçi Halkbank üzerinden Türkiye'nin yargılanmasına gider mi gitmez mi o mesele de var. Ama Citibank'ın olayı biraz göstermelik. Halkbank'a ceza veriyorum. Bak kendi bankama da ceza veriyorum. Büyütmeyin gibi bir ılımlı, iyi polisi oynar bir vaziyettir bu aslında. Bunu böyle görebiliriz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim İş ve Ekonomi'den bugünlük bu kadar. Biz yarın yokuz. Pazartesi yeniden iş dünyasından haberlerle, ekonomideki gelişmelerle karşınızda olacağız. Pazartesi 17.45'te görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.